Merhaba sevgili dostlar. Rüyaların Dili programının dördüncü bölümüyle ekranlı başındayız. Ekranlar başındayız. Önceki programlarımızda, üç programda Kur'an'da rüya konusu üzerine işlemiştik. Bundan sonraki programda inşallah Resulullah ve ashabın rüyaya bakışı konusunu işleyeceğiz inşallah. Esasen bakınca hocam, cahiliye dönemine baktığımız zaman hani adetlerine mutasip bir kavim. Bununla beraber hani bazı noktalarda katı kurallar içeren bir ahlak yapısına sahipler toplum itibariyle. Cahiliye döneminde rüyalara bakış nasıldı acaba? Ya da bu konuda Kur'an ve siyer kaynaklı örnekler bulunuyor mu? Buna ne dersiniz? Şimdi cahiliye dönemiyle ilgili aktarılan bazı rüyalar var. Mesela Zemzem kuyusunun bulunması bir sadık rüyaya dayalı. Hatta bir rüya değil, 3-4 gün arda arda görülmüş, aynı yerde görülmüş rüyaya dayalıdır. Fakat Abdülmuttalip rüyayı gördüğünde ve rüyadan yola çıkarak da kuyuyu kazmaya başladığında halk yani onun boş bir işle uğraştığını düşünüyor. Çünkü bu tarz şeylere itibar edilmemesi lazım diye bakıyorlar o dönem itibariyle. Ki normalde Abdülmuttalib'in gördüğü rüya şu şekilde, Hicri İsmail denen bir mekanda uyurken o zamanda, işte ona ilk deniliyor ki rüyada Tayyibe'yi kazanılıyor. O da Tayyibe nedir diye sorduğunda cevap vermiyorlar. İkinci gün gene bu uykulu aslında rüyalar günüz rüyalarıdır Abdülmuttalib'in gördüğü, Kayıle vaktinde yaptığı, gördüğü rüyalardır. Çok sadık rüyalardır aslında Kayıle rüyaları. İkinci gün gördüğünde bu sefer Maznune'yi kazanılıyor. O dedi ki Maznune nedir diyor. Cevap gene gelmiyor. Üçüncü gün yine aynı yerde uyurken bu sefer de Bere'yi kazdeniliyor. Yine bu sefer de Bere nedir diye sorduğu zaman yine cevap verilmiyor. En son yattığında belki Madnun ile Bere'nin yerlerini yanlış hatırlıyor olabilirim ama bu şeyler, isimler sabittir. Dördüncü gün uyuduğunda da bu sefer Zemzem'e kazdeniliyor. Zemzem nedir diye sorduğunda o zaman cevap veriliyor. Diyor ki Zemzem bir kuyudur ki diyor, suyudur hiç kesilmez diyor. Peki nerede diye sorduğunda da bu sefer de yerini tarif ediyorlar. İşte Kabe için kesilen kurbanların, leşlerin atıldığı bir mekanmış orası. Oraya giderek tarif edilen yeri kazmaya çalışıyor. Bu sefer de halkın dikkatini çekiyor. Çünkü Kabe'nin dibi olduğu için herkes de Kabe'yi tavafa geliyor. Ne yapıyorsun diyorlar yani burada yani. Ben böyle böyle rüyalar gördüm diyor. Burayı kazacağım diyor. Garip oluyorlar yani. Bir rüyaya itibar ederek diyor, böyle çabaya ne giriyoruz bir de sıcak havada. Ama seyrediyorlar bir yandan da hani gerçekten bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Sonuçta kazdığı yerden de kuyuyu buluyor ve kuyuda da Cürümoğulları kabilesi Mekke'de terk ettiğinde Zemzem kuyusuna hazineleri gömüyorlar, Kabe hazinelerini. Hazineleri gördükleri zaman burada bizim de hakkımız var diyorlar. O zaman demek ki rüyanın sadık olduğu ortaya çıkıyor. Ve bir gerginlik yaşıyorlar. O sırada Abdülmuttalib'in tek bir oğlu var Haris isminde. Diyor ki keşke diyor 10 tane evladım olsaydı diyor. Size karşı diyor mücadele ederdim ama diyor şu an diyor acizim diyor. O zaman adakta bulunuyor işte. 10 tane oğlum olsun birini diyor kurban edeceğim Kabe'ye diye. O adağını o zaman yapıyor. Aslında sürecin başlangıcında sadık rüya olduğunu orada görüyoruz. Ve 4 gün görülen bir rüya tarzında bu. Bunun haricinde Enbiya suresinin 5. ayetinde Kur'an-ı Kerim Efendimiz genelde vahiy ilk başta sadık rüyalar üzerine alıyordu. İlk 6 ay şeklinde öyle olmuş. Sonraki süreçte işte bir melek vasıtasıyla Cebrail Aleyhisselam gelip vahiy getiriyor. Çoğu zaman da yarı uyku haldeyken vahiy alıyor. İşte orada müşriklerin vahiy alma mekanizmasını şöyle bir değerlendirme yaptıklarını görüyoruz. Bu diyorlar adagası ahlamdır. Yani karma karışık düşlerdir şeklinde vahiy algılamaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve onların dünyası zaten bu tarz şeylere değersiz olduğu için vahiye onların nazarında bu şekilde alınan bilgiye hiçbir değer vermiyorlar. Ama bir yandan da Kur'an'a hayran kesiliyorlar. Çünkü Efendimiz'i tanıyorlar. 40 yıldır içlerinde yaşamış bir kişinin dilinden hiç çıkmayan kelamlar çıkıyor o güne kadar. Yani bir yandan onu tanıyorlar, bir yandan çıkan söze bakıyorlar, bir yandan alınan vahyin alınma merkezine bakıyorlar. Bir kafa karışıklığı aslında taşıdıkları belli oluyor. Hatta sihre yoruyorlar ümmi bir kişinin bu şekilde böyle evet. Anlamlı kelimeler kullanmasına. Enbiya suresi aynen bu ifadeleri kullanıyorlar. Orada bu bir sihir değil diyorlar. Bu diyor adı gazı aslında. Bu bir bilinçaltı rüyalardır güncel tabirle.
hayra ediyorlar. Bu bir şairdir diye söylüyorlar bu sefer. Yani Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam getirdiği dini ve dinin temeli olan vahyin kaynağını dünyalarını tanımlayamamışlar. Ayetten de o çıkıyor. Bu yönden bakıldığında sadık rüya diye bir kavram onların dünyasında olmadığını anlıyoruz bu çerçevede. Bu manada günlük hadislerin yansıdığı rüyalar dediğimiz adı ahlam olarak baktıkları için de bunlara da önem vermiyorlar. Yine o döneme ait cahiliye döneminde alakalı bir rüyada Efendimizin annesiyle bir rüyasıdır. Hamilelik döneminde görüyor. Bir hadis Efendimiz bu noktayı şöyle vurgulamış. Ben diyor atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin diyor rüyasıyım diyor. Efendimiz annesinin gördüğü rüyayı biliyor bu çerçevede. Rüyasında Hazreti Amine'ye sen bu kainatın efendisinin hamilesin deniliyor. Doğduğu zaman da ona işte Muhammed ismi koyuyorsun diye. Veyahut Ahmet ismi de olabilir. Tam şu an birebir hatırlamıyorum ama. Ve koyulacak ismi de burada söylüyorlar. Normalde Efendimizin ismi aslında cahiliye toplumunda kullanılmayan bir isimdir. Hatta 7 isim daha öncesinde herhalde kullanmış bazı şeyler var ama bazı kayıtlarda birkaç isim ama onlar herhalde o isme layık değiller diye o yüzden nazara alınmıyor herhalde hocam. Şöyle, o zaman Yemen'de Seyf bin Ziyezen isminde bir kral var. Himyeri iktidarına geçiyor. Bu Habeşlilerden devralıyor orayı. Bu kişi imanlı bir kişi, aynı zamanda Hristiyan bir kişi o dönem şartları ama safi bir Hristiyanlığı var. Tahta geçtiğinde o zamanki kabileler onu ziyarete gidiyorlar. O zaman Mekke'dekiler de gidiyor, Abdülmuttalip de gidiyor. Abdülmuttalip'i görünce onda bir farklılık olduğunu kestiriyor. Diyor ki seninle diyor, özel görüşebilir miyiz diyor. Hiç kimse de yapmadığı bir görüşme onunla yapıyor. Ve orada diyor ki ya senin diyor veya senin soyundan birisinden diyor son peygamber gelecek diyor. Yani diyor o okuduğum alametler diyor. Sende veyahut da senin soyundan gibi biri de gözüküyor diyor. Ya senin oğlun olacak diyor veya torun olacak diyor. Net olarak söylüyor. Ve adı da Muhammed olacak diyor. Ve Abdülmuttalip o konuşmadan Muhammed ismini sanki oradaki ziyaretçilere aktarmış. Onların her biri de çocuklarına Muhammed ismini koymuşlar biraz da. 7 tane kişide Muhammed ismi varmış. Efendimiz bu manada dünyaya geldiğinde. O kaynak aslında o vakaya dayalı temelde. Bu bir yön noktadan bakarsak. Ama diğer noktadan bakıldığında Hazreti Amine'nin rüyası da mesela bu çerçevede ele alınabiliyor. Diğer bir rüya da Bedir Savaşı öncesinde savaş meydana gelmeden Cüheym bin Mahreme isminde daha iman etmemiş müşrik bir kişi ama Muttaliboğulları kabilesinden. Bir rüya görüyor. Rüyada bir adam geliyor ve adamın atlı bir adam, adamın yanında bir deve var. Ve adam diyor teker teker işte Utbe bin Rebiya, işte Şeybe bin Rebiya, Ebu Cehil, işte Amr bin Hişam, sonra Übey bin Halef madde madde sayıyor. Bunlar diyor öldürülecekler diyor. Sonrasında deveye bir bıçak saplıyor ve devenin kanı bütün o rüyada müşriklerin çadırlarının hepsine uğruyor. Sonrasında uyanıyor. Bu rüyayı anlattığında Ebu Cehil şu tepkiyi veriyor. Yani bir peygamber daha mı çıktı diyor hani diyor. Bir de Muttaliboğullarından çıktı bu sefer diye söylüyor. Tepki veriyor. Yani aslında bu tarz geleceğin haber veren bir hadiseyi bu tarz sadık rüyaları biliyorlar ki aslında normal bir rüya tarzı değil. Bir peygamber aslında bunu söyleyebilir. Fakat burada zaten bir peygambere tahammülümüz yok diyor. Bir de sen mi çıktın diyerek tepki vermiş. Buradan aslında bu tarz rüyalara karşı müşriklerin aslında algı dünyasının nasıl bir boyut olduğunu oradan kestirebiliyoruz. Başka bu tarzda rüyalar da var yine o dönemlerle ilgili görülmüş. Fakat geniş bir yelpazede mesela bu manada aktarılmış. Kaynaklarda bunları görebiliyoruz. Mesela az önce aktardığım hadiseyi İbnül Esir El-Kamil Fittarih kitabında Bedir Savaşı öncesi vakalarda olarak aktarmış. Efendimizin halası Atike bint Abdülmuttalib'in de bir rüyası var yine Bedir Savaşı ile alakalı. O aynen birebir gerçekleşmiş mesela. Bu da aynen birebir gerçekleşiyor. Bu şekilde rüyalar konusu cahiliye döneminde de görülebiliyor. Çok sayıda örnekleri var. Evet. Peki hocam, cahiliye dönemindeki ilim camialarına baktığımız zaman, yani bu rüya ilmiyle öne çıkan şahsiyetler var mı? Yoksa daha ziyade Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki ilim camiasındaki şahsiyetler mi daha çok öne çıkmış? Hangisi daha ziyade dikkat çekicidir?
Şimdi cahiliye döneminde Mekke toplumunda özellikle rüya ilmiyle ön plana çıkan Hazreti Ebu Bekir'dir. O dönemde de rüya ilmiyle bilinen bir boyutu var. Hatta bir kişi önemli bir rüya görür ama ona gelip soruyormuş. O derece artık bir tabiri caizse toplumda biraz sivrileşmiş, öne çıkmış diyelim. Ama bunun haricinde şimdi rüya ilmi biraz daha semavi bir ilim, kutsi bir ilim olduğu için o dönemin müminleri konumunda bulunan hanifler veyahut da saf Hristiyan boyutunda bulunan kişiler veyahut da Yahudi alimleri özellikle burada rüyalardan anlıyorlar. Mesela Hazreti Hatice bir rüya görmüş. O rüyanın yorumu aynı zamanda peygamberiyle evleneceği tarzda. Rüyasını yeğeni olan Varaka bin Nevfel'e aktarıyor. Hazreti Varaka Hazretleri de zaten şeydir, hem haniftir hem saf Hristiyanlardandır. Rüyasını bu şekilde yorumlamış. Aynı da gerçekleşiyor zaten. Buradan bakıldığında aslında o dönemki hakiki Hristiyanların şeye vakıf olduğu da anlaşılıyor. Rüya ilmine vakıf oldukları anlaşılıyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in kendisi bu yaz kış seferleriyle ticaret için kervanlara katıldığında bir yaz seferinde Şam'a gidiyor. O seferde yani vahyin başlangıcından 12 sene önce yani 598 yılında olan bir rüyadır bu. Gittiğinde orada rüyasında şöyle bir sahne görüyor. Ay yeryüzüne iniyor ve yaklaşıyor, kendi göğsüne onu sarmaya çalışıyor. İyice kucaklamaya çalışmış. Böyle bir rüya görüyor. Etkileniyor da rüyadan. Diyor ki Yemlih adında bir rahibe diyor, rüyayı sordum diyor o zaman. Daha kendisi de çok konulara hakim değil. Rahip demiş ki, rüyan demiş, müjdeli demiş ama demiş, hediyesini isterim demiş. Hediyesi nedir diyor. Kalbinden diyor ne koparsa demiş. Bu sefer 12 tane altın vermiş yani rüyanın yorumu için. Sonrasında demiş ki rahip, bu rüya gösterir ki demiş, ayrı zaman peygamber gelecek ve sen onu diyor, ona iman edeceksin diyor. Ve ondan sonra sen geçeceksin diyor. Yani onun getirdiği, kuracağı sistemin başına. Eğer ki diyor, ben hayattayken diyor, o gelirse diyor, bana haber ver diyor, gelip diyor ayaklarına kapanayım diyor. Ama diyor, vefat edersem diyor, o gelene kadar diyor, söyle ki ona diyor, benden selam ilet, ben ona iman ettim diyor, onun ümmetinden sayılırım diyor. Bana diyor, bana şefaat etsin şeklinde bir ifadesi bulunmuş. Hazreti Ebu Bekir bu rüyayı unutuyor. Daha 12 sene sonrasında Efendimiz geldiğinde, Efendimiz işte tebliğ yaptığında Efendimiz'den şey istemiş, hani bir delil. Ama orada bir detay daha vardı. Konuşmalarında Hazreti Ebu Bekir ondan bir yazılı metin almış. Hani bu bahislerle söz alakalı. Söz uçar yazı kalır. Tabii söz uçar yazılı mantığıyla. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona o gördüğü rüyasını söylüyor. Sen diyor yıllar önce böyle bir rüya gördün diyor. Ve bu kişiyi anlattın diye söylüyor. Tabirini de anlatınca orada kelime şahit getirmiş. Şimdi bu da diğer bir numunedir. Yani Hristiyan camiada özellikle yakın Hristiyan Araplarda da özellikle rahipler boyutunda biraz da ileri boyutta olanlarda rüya ilmi var. Yahudi alimlerinde de var. Hazreti Safiye'nin bir gördüğü rüyası var. Gördüğü rüyayı da kocası da Yahudilerin önde gelenlerinden bir kişi. Anlattığında rüya şöyle, gökten ay iniyor ve koynuna giriyor onu. Ve bu rüyasını kocasına anlattığında demiş ki sen o Arap peygambere aşık mı oldun deyip bir tane yapıştırıyor. Ve gözü mor olarak savaşta esir edilmiş. Yani izi de üzerine duruyor. Demek ki onlar görülen rüya sembollerini anlayacak derecede bir ilim sahibi olarak bulunuyorlar. Evet yani Yahudiler de bu manada Hristiyan dünyasında ve nadiren de olsa Arap toplumunda da o dönem cahiliye toplumunda rüya ilmini anlayan insanlar olduğunu görebiliyoruz. Bu örneklerine bakarsak. Ama Efendimiz sonrası dönemde sayı daha da çoğalıyor. Bu da inşallah işleyebileceğimiz konulardan bir tanesidir. Bu manada bakıldığında. Evet hocam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde hocam rüyaların sahabelerin iman etmesinde bir tesiri var mıdır? Ve buna örnekler var mıdır? Bunlara üzerinde dursak biraz. Şimdi Mekke'deki ilk muhacir dediğimiz sahabelerden bir tanesi de Halid bin Said'dir. Radıyallahu anh. Kendisi Habeşistan'a hicret edenlerdendir aynı zamanda. Bedir ashabından da bulunuyor. Kendisi şöyle bir rüya görüyor. Rüyasında bir ateş çukurunun kenarında bulunuyor ve babası yanında ve babası onu ateşe itiyor. Fakat o ateşe düşmemek için çırpınırken Peygamber Efendimiz, daha o zaman tabii peygamber olduğunu bilmiyor, onu tutuyor belinden ve çekip alıyor. Tabii o ateşe düşme riski, onun heyecanı, korkusuyla beraber bu rüyadan uyanıyor ve demiş ki, bu rüya demiş gerçekleşecek diyor. Yani Halid bin Said kendi kendine.
Sonrasında Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor. Çünkü toplumda meşhur Hazreti Ebu Bekir o dönemin alimi, rüya alimi. Hazreti Ebu Bekir'e durumu anlattığında Hazreti Ebu Bekir diyor ki senin diyor, o rüyada diyor seni kurtaran diyor Allah'ın Resulü'dür diyor. Sonra Efendimiz'in yanına onu götürüyor. Efendimiz'in yanına gidip durumu anlattığında artık rüyada anlaşılıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında insanları ateşten kurtarma vazifesiyle aslında gönderildiğine bir delildir o. Ve cahiliye toplumunun gerek kültürü, gerek mantığı ve algısı, burada baba sembolünü böyle ele alabiliriz birinci noktada. Aslında cahiliye toplumunun dini din algısı, şirk mantığı kişiyi ateşe atıyor. Ve orada babasının onu itmesini böyle anlayabiliriz birinci nokta. Öz babası diye algılarsak, bu durumda da babasının ona verdiği terbiye, mantık, bilgi, bu manada kültürde yine onu aslında ateşe atacak bir boyut olduğu manasında anlayabiliyoruz rüyayı. O da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an vahyi insanları ateşten kurtaran bir hizmet gördüğünü oradan anlayabiliyoruz. Başka hadisler de mesela Efendimiz bunu böyle ifade etmiş. Sizin de demiş, benim misalim ateşe doğru koşan pervanelerle onları durdurmaya çalışan bir kişinin misalidir diyor. Siz diyor ateşe doğru gidiyorsunuz diyor. Bunun sebebi de şu. Cehennem diyor, cehennemin yolları cazip şeylerle diyor süslenmiştir. Ama diyor cennetin yolları diyor zorluklarla diyor döşenmiştir. Ve insanın nefsi, hevesleri, arzuları da o cazip şeylere alınarak ateşe doğru gidiyorlar. Bu yönden baktığımızda. Halid bin Said'in İslam'a girişinin bu temelinde aslında sadık bir rüya olduğunu görebiliyoruz. Numune. Biraz önce bahsettiğim Hazreti Ebu Bekir'in gördüğü rüyada yine bu minvalde ele alabiliriz. Yine bu çerçevede onun da İslam'a girişine sadık rüya söz konusudur. Hazreti Safiye'nin rüyasında yine bu çerçevede bakabiliriz. Yine onun da İslamiyet'e girmesine bu manada vesile bir sadık rüyadır diye anlamak mümkün. Bu şekilde başka sahabeler de yine bulunuyor. Sevad bin Kaleb isminde biraz da kahinlik boyutu olan bir kişi de var. O da uyku esnasında onun bu manada yardımcı cinleri varmış. Onlardan bir tanesi onu uyarıyor bak ahir zaman peygamberi çıkır diye. Sonra onun bilgi aktarıyor ve bunun üzerine o da kalkıp memleketinden Efendimiz'in yanına geliyor. Yani onun da aslında İslam'a girişinde hem gerek cin boyutu biraz da rüya boyutu da beraberdir aslında. O şekilde de ek bir bilgi var mesela. Daha bilmediğimiz hani sahabe hayatlarında çok, yani sahabe hayatlarından bilinenler zaten %10 falandır yani. Bu kadardır. Bu sadece birkaç tane aktardık. Belki diğerlerini bilseydik belki yüzlerce olabilirdi yani rüyaya da yol olarak. Gençlerle diyalog noktasında peki hocam, bu bir anahtar olarak kullanılabilir mi rüya ilmi? Bunun üzerine örnekler var mı? Yani yönlendirilebilir bir rüya ilmi düşünülebilir mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'in ilgilendiği bir gençler grubu varmış Medine yıllarında. Bunların içinde Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer de var. Mesela Cündü bin Abdullah radıyallahu anh mesela, başka sahabeler de var. Şimdi Abdullah bin Ömer diyor ki, herkes diyor Resulullah'a gidip diyor, rüya anlatıyor diyor. Diyorum ben niye rüya göremiyorum diye diyor. İçerliyordum diyor kendi kendime. Sonrasında diyor bir gece diyor rüya gördüm diyor. Rüyada diyor iki tane diyor kişi geldi. Beni tuttular diyor. Bir kuyunun yanına getirdiler. Fakat bu kuyunun içinde diyor alev bir kuyu diyor bu. Ve kuyunun diyor belli tabakalarına içeri doğru diyor. Her birine diyor ellerine topuzlu diyor melekler var diyor. Sonra başka bir melek dedi ki yani ona dokunmayın bırakın onu demiş. O iyi birisidir diye. Abla bin Ömer'le alakalı. Sonrasında bu biraz da rüyanın ateşli bu boyutu da ürkütmüş onu. Sonra uyanla rüyasını ablası Hazreti Hafsa'dır. Efendimizin eşlerinden. Ablasına gelip aktarıyor. Diyor ki Resulullah diyor bu rüyamı sorabilir misin diyor. Ne manaya geliyor diye. Ki kendisi de o esnada işte 16-17 yaşlarında bir genç yani. Öyle diyelim. Ve Efendimiz rüyayı dinlediğinde şöyle bir cümle kullanıyor. Abdullah diyor ne iyi gençtir. Keşke diyor teheccüd kılsa. Burada çünkü o kuyu aslında onun iç dünyasında işte gerek şehevi kuvvetler gerek gadabi kuvvetlerdir. Öfke ateşleri ve şehvet ateşleridir. Yanıyor aslında alev alev. Gençlik döneminde de olduğu için de biraz daha galeyanda olduğu bir dönemdir. Bu teheccüd kılma meselesi aslında şunu öğretiyor yani kişinin gençlerin özellikle bu iç dünyalarındaki ateşi dengeleyecek bir boyut taşıyor teheccüd. Sakinleştiriyor insanı biraz daha kontrol altına alıyor. Bu rüyadan sonra Abdullah bin Ömer'in her gece teheccüde kalktığı artık kaynaklarda geçiyor, biliniyor. Ve ondan sonra başka rüyalarda görmeye başlamış.
Mesela gördüğü rüya bir tanesi de şu. Yine onu da sorduruyor. Bir tane ipek parçası elinde ve ipek parçasına tutunarak göklerde uçuyor sürekli. Ve bu manada bir mesaj var. İpeğin de cinsi söylemiş. Seraka cinsi bir ipek. Manası şu burada. İpek hürriyet demek aslında. Artık o hürriyetini kazanmış. Öfkesinin, şehvetinin baskısından kurtulmuş. Artık maneviyat noktasında yükselmiş. Artık ruhen özgürleşmiş. Bunu da tabiri caizse nefsinin ve bu manada heveslerinin elinden çalmış bu özgürlüğünü. Daha önce esir boyuttaymış. Demek ki burada teheccüdün aslında bir gencin hayatında nasıl bir rol oynayabileceğini de Abdullah bin Ömer örneği üzerine ele aldığımızda gördüğü rüyalar bu manada bize bir delil haline geliyor. Bu manada örnek olarak ele alabiliriz. Yine bu çerçevede bakıldığında gençler özellikle duygu dünyaları yeni canlandığı için, düşünce dünyaları da arayışta olduğundan dolayı hem alabine zekiler, yeni fikirler açıklar. Bu dönemleri itibariyle çok sayıda rüyalar görebiliyorlar. Yani burada bir insan gençlerle ilgilenmek istiyorsa, onların bu manada ulaşabileceği bir kanaldır aslında. Onların rüyalarından yola çıkarak onlara yardımcı olmak, yol göstermek. Tabi burada rüyalarını anlayacak şekilde bir gelişim şart ama. Yani sonuçta rüyayı dinleyebilir ama anlamadıktan sonra yine bu sefer rüyalarla verilen mesajla onlara yol gösterme hizmetini yapamaz. Bu boyutta bakıldığında Siyer'deki uygulama tam bu çerçevede bir yol göstericidir. Efendimiz mesela bunu bu manada uygulamış. Bir numara olarak bunu ele alabiliriz. Yine Yusuf suresinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mahkumların rüyalarını dinlediğinde hemen yormaması mesela, doğrudan tebliğ yapması. Çünkü o an putperest bir kültürde inançta bulunuyorlar. Önce onları imana getiriyor. Tebliğ yaptıktan sonra rüyalarını yorumluyor. Yani burada da aslında aynı yöntemi görebiliyoruz. Yani ulaşmak açısından onlara düşünce dünyalarını, duygu dünyalarını aydınlatma noktasında bir yöntem olarak kullanılabilir. Bir vesile olarak ele alınabilir mesela rüyayla. Yani kişinin belli bir seviyeye taşınması, eğer hani ona müsait bir zeminde değilse zihniyeti, kalbi, ruhu, demek belli bir noktaya taşınması lazım ki ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın hani metot olarak kullandığı o noktada bir yol olmuş. Yoksa belki anlayamayacağı akla, hayale, mantığa uçuk gelebilecek bir şeyde, hani keza birçok hani bahislerde olduğu gibi, yani nasıl ki ehli iman olmayan bir şahsın Miraç meselesini kavramada güçlük çekeceği gibi, bu gibi ilimlerde de demek ki belli bir seviye yaşanması gerekiyor ki o şekilde anlaşılabilsin demek. Bir de orada şu var, Yusuf Aleyhisselam bir tane mahkumun idam edileceğini anladı. Şimdi doğrudan söylesi bu sefer tam bir çöküntü ve şekline girebilirdi. Önce imanla vesile oldu. Ondan sonra artık imanlı bir insan suçluluk boyutunu aslında affedilir, öldürülürse orada şehit bile olmuş olabilir oradaki mahkum bu yönden bakıldığında. Veyahut da işte önceki suçunun cezası olarak çekmiş olur. Orada aslında usulen doğru yöntem budur aslında. Çünkü önce rüyayı yorsaydı belki imanla hidayetine vesile olamaz. Önce hidayetine vesile oldu. Ondan sonra bunun kesin bir kader haline geldiğini söyledi çünkü. Bu artık gerçek bir kaderdir. Bu gerçekleşecek diye söylüyor. Net bir hadisedir. Burada da aslında bize yöntem öğretiyor. Yani insanlara ulaşmaya çalıştığında bir din hizmeti yapacaksan bu manada öncelikle onun hidayetini baz alman gerekiyor. Ondan sonra da onun rüyasını yine cevaplandırmak lazım. Oradaki mesajı ona göstermek gerekir. Zaten cihat mantığının öncesinde de tebliğ var. Eğer kabul etmezse zaten herhalde cihat olması gerekiyor hocam. Hani mantık evet. Olarak genelde tabir edilen. Hatta birçok noktadaki İmam Ali radıyallahu anh'ın da mesela hani uygulamalarda öncesinde kendi nefsinin dizginlemek adına hani bir kafir yere atmış, tam keseceği esnada kafir tükürüyor ya ona. Evet. Hiddete geliyor nefsen. Ama nefsinin dizgini elinde olan Allah'ın onun takip ettiğini bildiği için o kendi hissiyatına değil de o anki duruma bakarak mesela daha ziyade hani tebliğ hedefinde olduğu için o şeyinde Müslüman olmasına vesile oluyor bu vesilede. Madem diyor bu din haktır, bu derece böyle hani nefsinin dizginini ve o gadab hissini durdurabilecek bir kapasitededir bu din. Ondan sonra onun böyle intibahına da vesile oluyor aslında. O noktada da demek önemli yani.
Peki hocam, İslam toplumunun şekillenmesi noktasında baktığımız zaman rüyaların bu yöndeki tesirleri nasıldır? Bu yönde İslam toplumunun şekillenmesine rüyalar nasıl bir rehberlik etmiştir? Şimdi öncelikle itikadi boyutla alakalı bazı durumlar olmuş. Mesela sahabeler o dönem şöyle bir cümle kullanıyorlar. Allah ve Resul isterse. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselam buna rahatsız oluyormuş ama söyleyemiyor. Sürekli bu toplumda artık bir deyim gibi olmuş. Allah ve Resul isterse diye. Sonrasında Hazreti Ayşe'nin anne bir kardeşi olan Tufeyd radıyallahu anh bir rüya görüyor. Rüyasında bir Yahudi topluluğunu görüyor. Diyor ki, siz diyor ne güzel bir topluluksunuz diyor. Keşke Üzeyr Allah'ın oğludur demeseniz diyor. Bunun üzerine Yahudilere diyorlar ki, siz de ne güzel bir topluluksunuz ama Allah ve Resulü isterse demeseniz diyorlar. Sonrasında bir Hristiyan topluluk görüyor, onların yanına gidiyor. Yine aynı şekilde dedim ki diyor, siz ne güzel bir topluluksunuz, keşke İsa Allah'ın oğludur demeseniz dedim diyor. Onlara döndü de dediler ki diyor, siz de ne güzel bir topluluksunuz, keşke işte Muhammed, yani Allah ve Resulü isterse demeseniz dediler diyor. Bunun üzerine rüyadan uyanıyor ve rüyayı da toplumda bazılarına anlatıyor. Sonra Efendimiz anlattığında demiş ki, sen bunu başkalarına anlattın mı diyor. Anlattım ya Resulullah diyor. Efendimiz hutbede diyor ki, Tufeyl diyor bir rüya gördü diyor. Ben aslında diyor bundan rahatsızdım ama diyor size söyleyemiyordum diyor, çekiniyordum. Artık diyor öyle demeyin diyor. Allah dilerse diyor bunu söyleyin diyor. Allah ve Resulü isterse diye bir ifade kullanmayın diyor. Mesela bu toplumdaki itikadi boyutta aslında bir sapma başlangıcıdır denilebilir aslında bu cümle. Ve doğru hali, sadık bir rüyayla doğru hali bulmada tavsiye edilmiş. Ve Efendimiz de burada o rüyayı baz alarak da sahabeleri ikaz ediyor. Çünkü sadık rüya bu manada Cenab-ı Hakk'ın bir yönlendirmesidir. Mesela bu itikadi boyutla alakalı bir sahih rüyadır. Amelle alakalı mesela bakarsak da, şimdi namaza davet konusu söz konusu oluyor. Nasıl çağıracağız hani insanları namaza meselesi? Diyorlar ki işte çan çalalım Hristiyanlardaki gibi. Veya bir boru ötürelim diyorlar. İşte Yahudilerdeki gibi veyahut da. O gündemle beraber sahabelerin Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh rüya görüyor. Rüyasında bir kişi görüyor. Kişinin elinde de bu tarz bir şey var. Diyor ki onu bana satar mısın diyor. Ne yapacaksın diyor o kişi. İnsanları da namaza çağıracağız diyor. Ama ben sana diyor daha hayırlısını öğretebilirim diyor. Nasıl olacak diyor. Sonra şu anki ezan kelimelerini ona söylüyor. Namaza çağıracağınız zaman diyor işte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Ezanı söylüyor. Orada tabi ezberliyor. Sonra da diyor ki farz namaza çağırırken kameti de orada öğretmiş. Kameti de bu şekilde söylemeniz lazım diye söylüyor. Sonrasında Abdullah bin Zeyd uyanıyor ve gelip rüyayı Efendimiz'e anlattığında Efendimiz rüyayı seviniyor. Sonrasında Bilal Ebeşi'yi çağırttırıyor ve Bilal'e diyor ki, Bilal Ebeşi sen diyor Abdullah bin Zeyd'e bu söyleri sözle, söyle. O da diyor bunu diyor okusun diyor, seslensin insanlara. Bilal Ebeşi bu cümleleri söylediğinde Hazreti Ömer bunları duyuyor ve Efendimiz'in yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah diyor, aynısını ben de görmüştüm diyor. Bunun üzerine Efendimiz daha çok seviniyor. Çünkü artık birkaç tane aynı kişi, aynı konuyu birkaç tane sahabede aynen görünce tabiri caizse bir istatistik gibi oluyor mevzu. Rüyanın artık sadık ve sahih olduğu netleşiyor. Bu yönden bakıldığında mesela ibadetlerimizin düzenlenmesinde de yine sahih ve sadık rüyaların rolü olduğunu ve bunları Efendimizin ilahi bir emir gibi, bir yönlendirme gibi aldığını ve bizzat uygulamaya aktardığını görebiliyoruz. Bu da mesela ikinci bir numune olarak bakabiliriz buna. Bunun haricinde Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri var. Secde ayetlerinden bir tanesinde secde kelimesi geçmiyor. O yüzden başta secde ayeti olarak kabul edilmiyormuş. Çünkü secde kelimesi geçmediği için. O da Sad suresinde geçen bir secde ayetidir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bir rüya görüyor. Rüyasında bu Sad suresindeki ayet okunuyor. O ayet okunduğunda işte arş, kürsi, levh, kalem, her şey ne varsa secde ediyorlar. Bu sahneyi görüyor. Sonrasında bu rüyayı Efendimiz anlatıyor. Başka bir kişi de yine bir sadık rüya görüyor. Yine bu ayet okunuyor. Ve bu ayeti bir ağaç okuyor ama. Enteresan kısım bu. Bir ağaç okuyor ve ağaç secdeye kapanıyor. Herkes kapanıyor ve ağaç bir dua ediyor. İşte Allah'ım bu secdeyi benden makbul bir amel olarak kabul et diye. Yine buraya aktarıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin secde ayeti olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor ve o rüyadaki ağacın yaptığı duayı da
kendi secde ayetlerindeki secdeden sonra da kendisi bir dua olarak okumuş. Mesela buradan bakıldığında Kur'an-ı Kerim'deki bir sırdır aslında o Sad Suresi'ndeki ayetin secde ayeti olması. O sır nasıl açığa çıkmış diye sorulursa, işte aslında arka planda yine bir sadık rüya olduğunu bu yönden görebiliyoruz. Bu yönlere baktığımızda İslam toplumunun şekillenmesinde gerek itikadi noktada gerek amel noktasında bu tarz sadık rüyalar Efendimiz döneminde rol oynamış. Kadir Gecesi ile alakalı sadık rüyalar da yine bu manada var. Namaz tesbihatı ile ilgili sadık rüyalar da yine bu çerçevede var. Hep bunlar aslında Efendimiz bunları gizli bir emir, bir tavsiye, bir yönlendirme olarak almış. Sahabelere bu şekilde aktarmış. Evet hocam. Toplum itibariyle baktığımız zaman hocam, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde biliyoruz ki ilim revaçta ve bu rüya ilmi noktasında da hani pek çok sahabeler yetişmiş olarak biliyoruz. Alimler peygamberlerin varisleridir tarzında el ulema ve resetül enbiya hadisinde işitmişiz. Bu noktada baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği rüya ilmine sahip sahabeler var mıdır hocam? Bunlara örnek gösterilebilir mi? Şimdi Hazreti Ebu Bekir kendisi zaten belli bir noktaya kadar gelmiş hani rüya ilminde. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an geldikten sonra yani son derece dikkatle Kur'an'ı dinliyor. Kur'an'dan da semboller öğreniyor. Efendimizin hadislerinden de öğreniyor. Hatta Efendimizin bu manada yaptığı yorumları da tabi orada bir profesörün dersini dinleyen bir doçent gibi pür dikkat dinleyerek oradan da semboller kavrayarak kavruyor. Burada tabiri caizse Efendimizle beraber rüya ilmini zirve hale getirmiş. Bunun haricinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kendindeki ilmi Hazreti Ali'ye aktarmış. Bu ilimlerin bir tanesi de rüya ilmidir. Hazreti Ali bu çerçevede birçok sahabenin bilmediği ilimlere vakıftır. Herhangi bilinmedik bir mevzu olduğu zaman ona danışıyorlarmış. Hazreti Ali'nin o konuda mutlaka bir malumatı bulunuyor. Hazreti Ali de ilmini Abdullah bin Abbas'a aktarmış sahabelerden. Abdullah bin Abbas'ın çok güzel rüya tabirleri var yaptığı, çok kaliteli şekilde. Şimdi Abdullah bin Abbas bu ilmi nereden almıştır denilirse Hazreti Ali'den almıştır diyebiliriz. Bu yanasa bakıldığında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali bu çerçevede Efendimizin yetiştirdiği rüya ilmi arasında bakılabilir. Böyle değerlendirebiliriz. Süremiz doldu herhalde. Bundan sonraki şeyi inşallah bölmüş gibi oldum ama kusura bakmayın. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.